A, B ve N tam sayıdır. A kare eksi B kare eşittir. N olduğuna göre N aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A kare eksi B kare sevgili öğrenciler. Açılımı neydi bunun? A eksi B. A artı B idi. Ben şuna X şuna Y dersem. A eksi B eşittir X. A artı B eşittir Y. Toplarsak B'ler gider. 2A eşittir X artı Y. Yani buradan ne anlıyoruz biz? Şu çarpanlar yani X ve Y'nin toplamı 2'nin katı olacak. Çift sayacak. Yani bu N'nin çarpanlarının toplamı 2'nin katı olacak. Burada baktığımız zaman şartımıza uymayan 200, 2003 mesela 2003'e 1 dediğim zaman toplamları tek tek ne yapar toplarsak çift yapıyor. Diğer işte 2004'ü 1002'ye 2 diye yazarsam toplamları çift yapıyor. 2005'i 2005 çarpı 1 diye yazdığımda toplamları çift yapıyor. 2006 bakın 2006 1003'e 2 oluyor ama toplamları tek oluyor. 2007 2007'ye 1 dediğim zaman çift oluyor. Yani şurada 2006 olamaz çünkü çarpanların toplamı tek sayı yapıyor. Bir de çift sayı elde etmem lazım. X, Y ve Z pozitif 3 tam sayıdır ifadesi olduğuna göre X, Y, Z toplamını bize sormuş burada. Ben burada iki tarafa artı 1 eklersem ve şuradaki şu ifadeyi şöyle ne parantezine alabilirim burada ben bunu Z parantezine aldığımda pardon şurayı yanlış bir dakika. Şurada x, y, z'yi, y, z'yi, bir de z, x'i, bir de şuradaki z var. Bunları z parantezin altında x çarpı y artı y artı x artı 1 geldi. Geriye kalanlar ne? X çarpı y artı x artı y artı 1 oldu. Eşittir. Karşıda 105 oldu. Bunu paranteze alırsak bir daha x, y, x artı y artı 1 parantezine aldığımda burada z kaldı. Buraya 1 yazdık. Z artı 1 oldu. Eşittir 105. Çarpmamız bu şekilde geldi. Burada çarpımları 105 yapan ifadeler olarak düşündüğümde 105'e 1 olabilir. 105'e 1 olsun dersen bu sefer z 0 olmak zorunda kalır. Yani ya da buradakiler negatif olmak zorunda kalır. 105'e 1 olmaz. Diğer çarpanımız ne? 35'e 3 var. Burayı 3, burayı 35 olarak alabilirim. İşte burası ne yapar? Şu çarpma zaman 34 olur. Yani burada x 6, y 4, z de 2 çıkıyor. Yani burada 35'e 3, 7, 15 derseniz aynı sonuçlar çıkar. Yani toplamda değişmez toplamanın değeri. X, Y, Z'nin toplamı ne çıkar bakın? 12. Toplamanın değeri değişmiyor. Burada 105'in hangi çarpanlarını koyarsak buraya. Buraya yani gidip 15'e buraya 7 dediseniz aynı sonucu bulursunuz toplam değerde. Ne yapıyor yani? 12 oluyor. Zaten toplamı karşılıyorsa kesin bir ifade vardır. İhtimal tektir yani. Aşağıdan hangisi 100 çarpı 102 çarpı 104 çarpı 106 çarpımından daha büyüktür diye bize sormuş. Biz şu ifadeyi 101'in karesi eksi 1'in karesi diye yazsak diğerinde 103'ün 105'in karesi eksi 1'in karesi diye yazdığımızda bakın bu ifade nedir? 101'in karesi yani açılımın yazdığında 101'in karesi çarpı 105'in karesi eksi 101'in karesi
eksi 105'in karesi artı 1 şekline geliyor. Yani burada ifademiz ne oldu? Bu ifade 101'in karesi çarpı 105'in karesi, ama burada 101'in karesinden 1 çıkarıyor. Burada da 105'in karesinden 1 çıkarıyor. Bu ifade 101'in karesinden çarpı 105'in karesinden küçük olur o zaman. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere ifadesini arabaca en küçük değeri bize sormuş. Biz burada düzenleme yaparsak şurayı 5x kareyi 4x kare işte eksi 4xy artı y kare diye burayı ayırırsak geriye kalan x kare artı 4x eksi 5 diye de buraya ise bunu da çarpanlarını ayırmış yaparsak 2x eksi y'nin karesi olur. Burada x artı 5 çarpı x eksi 1 olur. İfadesini alacağı en küçük değer. Şimdi bu değer nedir? En küçük kaç olur? 0 olur burası. O zaman 2x eşittir y olur. Burada da buranın en küçük değer alması için x 1 için ya da x eksi 5 için 0 oluyor, ama baktık şıklarda daha negatif değerler var. Onun için x burada eksi 2 olursa nedir? X eksi 2 olursa burası eksi 3 olur. Burası 3 olur. Çarptığımızda eksi 9 oluyor. Yani şıklardaki en küçük değeri elde edebildiğim için en küçük değer eksi 9 olabilir. Olduğuna göre ifadesinin eşitini bize sormuş. Burayı yine düzenlersem şu çarpmayı yapıp önce y. Buradan 4x kare eksi 4xy artı y kare. Burası böyle. Şurası da 4. Şu nedir? 2x eksi y'nin karesidir. Eksi bu da 2'nin karesi. 2x eksi y ne olarak vermiş? 11. 11'in karesi eksi 2'nin karesi. O da eşittir. Ne çıkar? 121 eksi 4, 117. Ahmet Bey, bir kenarının uzunluğu B birim olan kare şeklindeki tarlasını çocuklarına paylaştıracaktır. Ahmet Bey, tarlanın dört köşesindeki dikdörtgen ve kare şeklindeki parselleri yukarıda verilen ebatlarda dört erkek çocuğuna, kalan kısmını ise kızlar arasında eşit olarak paylaştırmıştır. Ahmet Bey'in kız çocuklarına verdiği parsellerin büyüklüğü A artı B birim kare olduğuna göre Ahmet Bey'in kızı kaç tanedir? Şimdi biz toplam alan ne yapar? B çarpı B, B kare. Bu B kareden önce erkeklere dağıtanlar çıkarsak buradan A kare gelir. Eksi, şey, toplayalım pardon. Buradan AB eksi A kare geldi. Buradan A kare eksi A geldi. Buradan A kare artı A mı geldi? Evet. Bu düzenlemeye baktığımız zaman şu A kare ile şu A kare gitti. Burada eksi A ile artı A gitti. İki tane A kare kaldı. Artı A çarpı B kaldı parantez içinde. Burada da B kare. Bu ifade B kare eksi AB eksi 2A kare oldu. Bunu da düzenlersek bu BB diye ayrılır. Bu eksi 2A'ya A diye ayrılır. İşte düzey çapında ortayı verecek. Şu şekilde çapraz çapında. O zaman B eksi 2A A artı B oldu. Kalan kısım. Bunu ne yapıyormuş? Her birine A artı B düştüğüne göre A artı B'ye bölersek bunlar gider. Demek ki Ahmet Bey'in B eksi 2 A tane kızı varmış.
Kök 5 eksi kök 3 eksi kök 2 m olduğuna göre kök 6 eksi kök 10 eksi kök 15 ifadesinin eşitini bize sormuş. Biz şu ifadeye x, şuna y dersek x eksi y'nin karesi, iki tarafın karesini alalım. M kare diyelim. Yani 5 kök 5 eksi kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 2 artı ikincinin karesi yani y dediğimiz kök 2'nin karesi eşittir m kare. Bu düzenlemeleri yaparsak burayı bir daha karesine atsak 5 ikisinin çarpımının 2 katı 2 kök 15 artı 3. Burayı düzenlersek 2 kök 5 2 kök 10 yapar. Artı 2 kök 3 artı 2 kök 6 yaptı burada. Artı şurası da 2 eşittir m kare. 5, 3 de burada 8, 2 de burada 10. Bunu karşıya yolladığımda şunları da 2 parantezine aldığımızda kök 6 eksi kök 10 eksi kök 15 karşıya da yolladığımda m kare eksi 10 oldu. O zaman bu 2'yi de bölü olarak yolladığımda m kare eksi 10 bölü 2 buluruz.